Ayman Yaylası köylülerinin mücadelesi yüzlerce yıllık geleneklerine, mirasına ve geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Seben Taşlıyerli Göleti'nin yakınındaki Ayman Yaylası'nda yapılması planlanan taş ocağı için 16 Eylül sabahı 150 civarında ağacın kesildiği iddia edildi. Taş ocağı hakkında ise yaylı halkı açtığı dava ile yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu üyeleri taş ocağı için çalışma yapılan alanda inceleme yaparak basın açıklaması gerçekleştirdi. Genel Sekreter Erol Perçin tarafından yapılan açıklamada Ayman Yaylası köylülerinin doğasına sahip çıktığını dile getirdi. Kaz Dağları'nda, Gölcük'te, Abant'ta, Salda Gölü'nde, İkizdere'de olduğu gibi Ayman Yaylası'nda da halka danışılmadan bilimsel ve teknik gerçekler göz ardı edilerek tahribatın temeli atılmak istenmiştir. Ne var ki Ayman Yaylası köylüleri yaşamına, doğasına sahip çıkarak demokratik tepkilerini dile getirmiş, konuyu mahkemeye taşıyarak gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Proje muhatabı kurum tarafından geçtiğimiz günlerde ifade edildiği gibi Ayman Yaylası köylülerinin mücadelesi Bolu Seben Taşlıyayla Göleti ve Sulaması Projesi'ne karşı değil. Bu projede kullanılacak ve mirasının bitişinde planlanan taş ocağına karşıdır. Perçin, çevreye telafisi imkansız zararlar veren bir anlayışın kabul edilemeyeceğini belirtti. Uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Bu alanda yapılacak taş ocağı telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacaktır. Taş ocağı çalışmalarında açığa çıkacak toz, gürültü ve titreşim ciddi çevresel kirlenmelere, hayvancılık veriminin azalmasına ve köylülerin yaşam konforunun bozulmasına neden olacaktır. Yine açılması planlanan taş ocağının 60 metre yakınında yer alan yüksek gerilim elektrik iletim hattının taş ocağı faaliyetlerinde zarar görmesi durumunda geniş ölçekli orman yangınlarıyla karşılaşılabilecektir. Taş ocağı için yüzlerce ağacın katledilecek olması bile ormanlık alanda yaşanacak tahribatın boyutunu göstermektedir. Unutulmamalıdır ki kamu kurumu faaliyetleri halkın ihtiyaç ve çıkarları gözetilerek yürütülmelidir. Halkın yaşam hakkını ve sağlığını görmezden gelen, doğal yaşamı tehdit eden, çevreye telafisi imkansız zararlar veren bir anlayış kabul edilemez.